Sırada gençlik dizilerinin çok sevilen bir ismi var. Uras Kaygılaroğlu. Hoş bir röportajla, sempatik bir röportajla karşımızda. Kendilerini fakir hissetmesinler diye moda mı yaratılırmış canım? Hey gidi çift sarılı yumurtaya can veren bilim adamları. Dizi severlerin yakından tanıdığı yetenekli oyuncu Uras Kaygılaroğlu'yla Kampüs Magazin'de buluştuk. Evet evet, bu hızla giderseniz yani neydi o, tekerleğin icadına kadar geri gideceksiniz bir yıla kadar. Keyifli bir sohbete imza attığımız Uras Kaygılaroğlu'na öğrenim gördüğü okulu soruyoruz ilk olarak. Ben İstanbul Bilgi Üniversitesi reklamcılık mezunuyum. Uras Kaygılaroğlu eğitim gördüğü okulu hayli seviyormuş anlaşılan. Anlata anlata bitiremiyor genç oyuncu. Benim okulumun kampüsü çok güzeldi. Santral İstanbul. Keyifli bir kampüsü. Yani şehrin içinde olup bu kadar böyle yeşillikli, ağaçlıklı vesaireli olan ender okullardandır. İçinde çok güzel restoranları, kafeleri olan bir okuldu. Şanslıydım diyeyim yani. O yüzden sosyal olmamak elinizde değil o okulda. Yani hani çünkü her yer yeşillik, oturuyorsun işte masalarda insanlar falan. Keyifli bir ortam vardı okulun. Okul yıllarında gidip de unutamadığı bir konser anısını anlatıyor Uras Kaygılaroğlu Kampüs Magazin'e. Öğrenci Birliği diye bir şey vardı bizim okulda. Öğrenci Birliği işte okulla öğrenci arasındaki köprüyü oluşturuyor. Yani seçimle geliyor. Hani bayağı şey seçimleri gibi, böyle parti seçimleri gibi böyle hınca hınç geçer. Beni de öğrenci birliğine almışlardı işte. Uras sen de gel bizden ol işte. Hani destek var. Hani böyle şey de olur ya hani seni bizden milletvekili çıkalım falan gibi. Hani öyle bir durum olmuştu sosyal bir çocuk olduğum için. Öğrenci birliğinden olduğum için de benim boynumda bir kart vardı. O büyük konserler hani işte MFÖ geliyor, Tarkan geliyor, o geliyor, bu geliyor falan. Hani böyle efsane efsane isimler geliyor. Ve düşün ki benim boynumda bir kart var. Her yere girebilir yazıyor üstünde. O zaman da bir kız arkadaşım vardı. İşte MFÖ vardı. Ben de hastasıyımdır bu arada MFÖ'nün. Konser onun konseri. Benim kız arkadaşımla da aram böyle biraz bozuk. Dedi ki ben işte biliyorum da çok sevdiğini. Dedim gel bak seni nereye götüreceğim falan deyip böyle işte sahne arkasından kartım sayesinde hani o gücü kötüye kullanarak sahne arkasından böyle bayağı hani MFÖ, U bir de E yani hani böyle hani biz de böyle sahneye kadar çıktık hani onunla beraber. İşte tamam mı beğendin mi? Hani iyiyse artık gidelim mi falan. Hani bak MFÖ'ye barıştık mı şimdi falan diye. Öyle bir anım var yani okulla ilgili. Barışmaya vesile oldu yani. Konu müzikten açılınca kimleri dinliyor Uras Kaygılaroğlu diye merak ediyoruz. Murat Dalkılıç dinlerim. Çok dinlerim hem de yani. Hani böyle hani ruh hastasıca dinliyorum. Sanki başka kimse müzik yapmıyormuşçasına çok dinliyorum. MFÖ'yü çok severim. Tarkan çok dinlerim. Sezen Aksu dinlerim. Başka kim dinlerim? Mustafa Ceceli dinlerim. Çok sesine hayran. Fettah Can dinlerim. Ve Fettah Can'ın Aklımda Kalanlar diye bir albüm var mesela. İşte orada bütün eski hani hit olmuş şarkıları kendisiymiş söz yazarı, bestecisi. Şimdi onu bir insan kendisi söylediği zaman şarkısını, yani çünkü sen yazmışsın ya kendi hislerinle, işte hani kendi duygunla, kendi yaşadığınla belki yazdığın için sen söylediğin zaman daha başka bir şey oluyor. Ve ben çok etkileniyorum mesela Fettah Can'ın da albümünden. Bu aralar dinlediğim albümlerden biri de o. Ekranların sevilen bir gençlik dizisinde rol alıyor Uras Kaygılaroğlu. Nasıl gidiyor çekimler diye sormadan edemiyoruz. Dizi iyi gidiyor. Keyifli bir dizi. İçinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel bir ekip. Genç bir ekip. Dinamik bir ekip. Gani Müjde yazıyor. Yani daha hani Türkiye'nin en büyük yazarlarından biri bence. Türkiye'nin dilini bilen, hani ne istediğini bilen kişilerden biri. Yılların deneyimi var. Ve onun ekibinde olmak gurur verici gerçekten. Oyunculuğunun yanında sunuculuk da yapan Uras Kaygılaroğlu, bunun oyunculuktan çok daha farklı bir deneyim olduğunu söylüyor. Yani çok o başka bir şey. Hani orada çünkü sunuculukta tamamen sensin yani neysen. Hani sen ne yapıyorsan gerçek hayatta orada da çıkıp onu yapıyorsun. Çünkü orada oynayabileceğin bir şey yok yani sana verilen bir metin yok. Hani daha önceden çalışabileceğin bir şey değil. Çıkıyorsun çünkü her seferinde başka bir yarışmacın var, başka bir konuğun var. Ve onunla ben nasıl evde sohbet ediyorsam orada da öyle sohbet ediyorum. İşte o da sıcak geliyor herhalde insanlara. Doğal tavırlarınızla beğeni görüyorsunuz deyince bir itiraf geliyor genç oyuncudan. Bilmiyorum ki yani ben bilerek de bir şey yapmıyorum yani. Hani çıkıyorum işte ne haber abi falan diyorum. İşte iyi abi senden ne haber diyor. Vallahi mı falan diyorum. Vallahi diyor. Hani öyle gidiyoruz işte. Bu varoşların epi topu bir tane kıyafetleri olduğu için serbest kıyafet onlar için pek bir şey ifade etmeyecek. Aa, niye öyle diyorsun Furki? Yani elde yıkanmış çamaşırın hali de bir başka olur.